Merak ettiğimiz bir süreç de aslında Sayın Fahri Korutürk'ten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu. Yani uzun süre mesela birçok aday oluyor, adaylar sonradan çekiliyor, 5 aydan uzun bir süre Cumhurbaşkanı seçilemiyor. O Cumhurbaşkanlığı seçilememe dönemini de aktarabilir misiniz biraz bize? Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi birinci partiydi. En çok geç olan partiydi. Bir uzlaşma gerekiyordu. Ama yani Adalet Partisi de o uzlaşmaya yanaşılmadı. İhsan Sabri Çağrıyengil Senato Başkanı olarak da Cumhurbaşkanı vekalet ediyordu. Yani o da öyle gidiyordu. O zamanki anayasada aslında seçim zorlaştırılmış bir sistem vardı. Hem meclis başkanı için hem cumhurbaşkanı için. Meclis başkanı da seçilemedi uzun süre. Hatta meclis başkanı için o kadar uzadı ki sonunda Ecevit'le bir araya geldik birkaç kişi. Dedik ki şöyle bir şey yapalım. O zaman MHP kilit partiydi meclis başkanı için. Biz 5 tane aday verelim onlara. Hangisini isterlerse biz ona aday gösterelim. Yani çözüm aranıyordu işte böyle. Çözümlerden bir taneydi. Cumhurbaşkanı'nda da yapmak istendi ama o çalışmadı çok. Ve 5 tane isim kendilerine verildi. Siz hangisini istiyorsanız biz onu aday yaparız. Cahit Karakaş'ı. O da vardı isimler arasında. Ona evet dediler ve ilk turda seçildi. Bunu Cumhurbaşkanı'nda yapamadık. Yani bütün her şeye rağmen demokrasinin bir uzlaşma rejimi olduğu, bir diyalog rejimi olduğu ve zorlukları demokrasi içinde aşabilen bir rejimdir aynı zamanda. Türkiye'yi yani Cumhuriyet demokrasiyle taçlandırmadı derken bunu söylemek istiyorum. Tabii olur, her ülkede sorun olur. Yolsuzluk da olur, kötü yönetim de olur. Ama demokrasi içinde bunları aşmak gerektiğini kanıtlayamadık. Ve onu kanıtlamayınca da demokrasi kültürün noksanlığı da var. Yani şöyle de oluyor. Özellikle sağ kesim, muhafazakar kesim, demokrasiyi sadece iktidara gelmeyi kabul ediyor. Demokrasi gitmeyi de içine sindirdiğin zaman demokrasidir. Şimdi hep öyle oldu. Yani işte geliyor 4-5 yıl böyle gelmenin havasıyla normal gitmeye çalışılıyor. Sonradan gitmemek için çözüm aranıyor. Bu aslında bunca yıldan sonra biz hala demokrasi, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıramadık. İşte bugünkü durum da öyle. Yani normal olarak ya ben seçimdir geldim. Bu cumhuriyetin büyük bir şeyidir, avantajıdır. Atatürk rejiminin getirdiği büyük bir avantajdır. Ben bunu rahatlıkla da giderim. Olmuyor. Yani 50'lerde olmadı, 27 Mayıs oldu. 12 Mart'ta yarıma döndü. Yarım oldu, yarım olmadı. İyi ki olmadı. Orada da işte İsmet Paşa'nın ağırlığı oldu. O dönemde meclisi açık tutmaya çalıştı. O yüzden de Ecevit'le zaten oradan ayrıldılar. 12 Mart döneminde ayrıldılar. O zaman da işte bugünkü durum. Yani bugünkü koşullarda normal bir demokratik ülkede giderim arka sorarım bakalım ne diyor. Yani ekonominin bu kadar rejim değişmiş Türkiye. Şu anda değişen bir rejim var. Onun aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hepimizin de görmemiz lazım. Bugünkü rejim bir rejimdir. Bu rejim aslında demokrasi değil. Yani bir kişi gecenin saat ikisinde aklına geliyor. Ben evvela bir kararname yazayım. Kendime yetki alayım. Onu imzalıyor. Sonra da aldığı o yetkiyi yine kendisi imzalayarak yürürlüğe konuyor.
demokrasinin kurallarına baktığınız zaman bugün bir tam anlamda bir demokratik rejim olduğu söylenemez. Yani Türkiye'nin en zor dönemlerinde bile az önce anlattığımız üzere iki farklı görüşteki partiler hala konuşabiliyor, tartışabiliyorlarmış. Tabii. Fikir alışverişinde bulunabiliyorlarmış gördüğümüz kadarıyla. Bugün bunun esamesi okunmuyor herhalde. Efendim yani Cumhurbaşkanı anayasa gayet açık. Anayasa dinlenmiyor. Kanunlar dinlenmiyor. Hiçbir şey geçerli değil. Yani 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün getirdiği anayasayı bile uyulmuyor. Uyulmuyor. Çok sevilen, bilinen ve merak edilen, çok konuşulan konulardan bir tanesi sizinle ilgili. Bir Hikmet abi modeli, bir Hikmet abi formülü Türkiye'nin siyasi lügatına yerleşmiş durumda. Ne zaman uzlaşma gerekirse, ne zaman iletişim gerekse hemen bir Hikmet abi formülü ya da Hikmet abi modeli konusu konuşulur. O lügat ortaya çıkar. Ben direkt sizden dinleyeyim aslında. O dönemdeki o uzlaştırıcılığın sembolü olan işte Hikmet abi modeli formülü neydi? Yani bir kere şu, ben kendi şahsımda demokrasiyi özümsemiş bir kişiyim. Yani ben diyaloğa açığım. Ben her partideki insanlarla diyalog kurarım. Halkı çok severim ben. Köyden geldim. Ben Cumhuriyet'in sembolüyüm. Ben Cumhuriyet beni okuttu. Ben kendimi Cumhuriyet'e ve ülkeme karşı hep borçlu hissediyorum. Ben yani kendi şahsım söz etmek istemiyorum. Ama çok da sevmediğim bir konu. Ben Diyarbakır'ın bir ilçesinden işte yazı köyde geçiren, elektriği olmayan, suyu var da evlerde suyu olmayan, yolu doğru dürüst olmayan, 6 ay kardan yolu kapanan bir yerden geldim. Öyle bir yerin ilkokulunu bitirerek geldim. Orada ortaokul da yoktu. Eğer ben oradan gelip Ankara'da bir anlamda işçi olarak çalışan abimin yanında okudumsa, bu sadece abimin unutamadığım çabası ve özverisi değil, Cumhuriyet'tir. Çünkü ben geldim, dış kapıda bir küçük evde abimle beraber abimin evinde kalıp Türkiye'nin Ankara en iyi okullarında bir kuruş para harcamadan okudum. Hiçbir dershane falan gitmedim. 4. Orta Cebeci Ortaokulu'nda okudum. Ankara Atatürk Lisesi'nde okudum. Mülkiye'ye gittim. Cumhuriyet'in bana verdiği bu olanak. Yani bugün olsa çok zor. Bir kuruş para harcamadan bu okullarda sınavla girip gelebildim. Bunun getirdiği bir şeyle de ben insanlara hep sıcak bakarım. Dostluklarım olur. Yani kim beslemem, ötekileştirmem. Ben Ermenilerin olduğu bir kasabada geldim. Yani Ermenilerin mahallesi vardı. Hiçbir sorun olmadan ben Ermeni sınıf arkadaşlarım vardı. Onlarla beraber büyüdük. Bütün sanatkarlar, bütün esnaf Ermeniydi. Yerli bir tane esnaf yoktu. Hepsi Ermenilerdi. Ve hiçbir sorun olmadan birlikte yaşanıyordu. Terör çıkıncaya kadar. Sonra hep tek tek terk ettiler. Öyle olunca da yani işte bir sürü yerlerde bulundum. İnsanlar kendiliğinden işte Hikmet abi diyorlar. Karzai de Afganistan Cumhurbaşkanı başta anlamını bilmeden Hikmet abi diyordu. Demokrasinin bir diyalog, bir uzlaşı rejimi olduğunu biliyorum. Öyle olmasa yani 5. parti Cumhuriyet Halk Partisi mecliste benim meclis başkanı seçildiğim zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin 49 milletvekili vardı. Ve 5. partiydi. İşte bana sorarlardı ya bu kadar ne diyelim sana ya en güzel abidin yani işte başkan var, genel başkanlık var, bakan var falan.
O kendiliğinden gelişti öyle bir şey. Yani benim öyle bir şeyim yok. Yani model sevgidir, diyalogtur, iyidir. Diyalogluk ve insanlar, insan sevgisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi sizin için ne ifade ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi tarihini çok iyi anlatmak lazım. Yani sadece günlük olaylara bakarak karar vermemek lazım. Nereden nereye geldiğini görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani savaş meydanlarında kurularak geldi. Öyle bir parti dünyada yok. Ve onun içindir de bunca yıla rağmen yaşayan bir parti. Yani dünyada bu kadar yani 100 yılı ayakta duran çok az parti var. Cumhuriyet Halk Partisi o da bunun bir değişimcidir. Yani sürekli kendini yenileyen bir partidir. İkinci devrimcidir. Anti-emperyalisttir. Ve ortanın solunda sol bir partidir. Röportaj için çok teşekkür ederiz tekrar. Daha önce çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Ben de başarılar diliyorum. Kadınlara değeri unutmayın.